Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed. Sallu ala Şefii'i Zunubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. İsmi pak, cismi pak, nuri pak. Hazreti Muhammed Mustafa ra salavat. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Yüce Rabbimize hamdolsun ki bizleri bu cuma vaktinde kendisine dua etmemiz ve ibadet etmemiz için bir arada topladı. Salat ve selam Allah Resulüne olsun ki bizleri kendisine ümmet olmakla şereflendirdi. Kıymetli büyüklerim, değerli cemaatimiz, kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifimiz hayırlara vesile olsun. Tuttuğumuz oruçlarımız, kıldığımız teravihler, yaptığımız hayır ve hasenatlar Yüce Rabbim kabul eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ülkemizin yaşadığı bu deprem musibetinde, bu büyük musibette, imtihanda el ele, gönül gönüle vererek her türlü zorluğu aşmayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bizlere miras bıraktığı sünneti, hadisi şerifleri bizlerin mutlu zamanlarında, mutlu olduğumuz anlarda bizlere yol gösterdiği gibi zorluk zamanlarımızda, sıkıntılı zamanlarımızda da bizlere yol göstermektedir. Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü'nün sünneti ve hadisleri toplumda, İnsanlar arasında sevgiyi, saygıyı, muhabbeti daha iyi bir hale dönüştürmek için çeşitli vesileler oluşturmuştur. Bu vesileler bazen bir hasta ziyareti olur. Bir hastayı ziyaret ederiz, gönlümüz birbirine daha yakın olur. Ya da eşler, ailede evlatlar, babalarına, annelerine, eşler birbirlerine tatlı bir söz söylerler. O tatlı söz daha da yakınlaşmayı artırır. Bir de bunlardan biri Kur'an'ın emrettiği, Peygamber Efendimizin de alt başlıklarla, detaylarıyla açıkladığı zekat ibadetidir. Zekat ibadeti de yine müminlerin gönüllerini birbirlerine yakınlaştırmak, müminlerin zenginleriyle fakirleri arasında gönül köprüleri kurmak için Kur'an-ı Kerim'de emrolunmaktadır. Kur'an'da az önce de okuduğumuz Bakara suresinin 1 ila 5. ayetleri arasında Yüce Rabbimize bize verdiği nimetlerden dolayı bağışta da bulunmamızı ifade eder. Bizler bunu yaptığımız zaman kıymetli büyüklerim, Allah Resulü'nün sevgisine, Allah'ın rızasına ulaşmış bulunmaktayız. Kur'an-ı Kerim zekat ver diye emirde bulunur. Detaylarını da Allah Resulü açıklar. Bugün zekata tabi olan mallar, ne zaman zekat verilir, zekat verilecek durumlar, bunların tamamını Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müminlere öğretmiştir. Bu vesileyle kıymetli cemaatimiz, Kur'an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Allah Resulü, Allah Resulü'nün emirleri, tavsiyeleri, Kur'an-ı Kerim'in emir ve tavsiyeleri bizleri hem bu dünyada hem de ahirette iyilik, huzur ve mutluluğa ulaştıracak temel esaslardır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmakta: "Kale Abdullah innehu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "Buniyel İslamu ala khamsin." İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Şehadeti en la ilahe illallah. Kelime-i şehadet ki buyurun: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu." demek.
Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Hazreti Peygamber'in onun kulu ve elçisi olduğuna iman etmek. Ve ikami salah, namazı dosdoğru tamamıyla hakkıyla kılmak. Onun için Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam da öyle buyurmuştur. Rabbi cealni mukime salah. Ey Rabbim, beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. Namaza daim olanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Ve itaiz zekah, zekat vermek. Ve haccil beyt, Kabe'yi hac etmek. Ve savmi ramadan, Ramazan orucunu tutmak. Kıymetli büyüklerim. An İbni Abbas radıyallahu anh innehu kal, İbni Abbas'tan bir rivayet var. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü şöyle buyurdu. İnna Allah lem yefridiz zekate illa liyutayyibe ma baqiye min envalikum. Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Allah Resulü buyuruyor. Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısımlarını temizlemek için farz kıldı. An Ebi Hureyre, Ebi Hureyre radıyallahu anh, innehu kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ma nekasat sadakatun min malin. Sadaka vermek, zekat vermek, maldan hiçbir şeyi eksiltmez. Buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ez-zekatu burhanun. Zekat bir kişinin Müslüman olduğuna delildir. Kişinin zekat vermesi, Allah rızası için sadaka vermesi kişinin Müslüman olduğuna bir delildir kıymetli büyüklerimiz. An Ka'b ibn Ucre innehu radiyallahu anh innehu kal, kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ka'b bin Ucre diyor ki Allah Resulü bana şöyle dedi. Ve sadakatu tutfiul hatiyete. Sadaka vermek, zekat vermek hataları yok eder. Kema yutfiul ma'un nare. Bir suyun ateşi söndürdüğü gibi, yok ettiği gibi sadaka vermek, hayırda bulunmak, zekat vermek de kişinin hatalarını yok eder, kişinin hatalarını önler. Kıymetli büyüklerim, Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 261 ila 274. ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur. Zekat verenlerin sadece Allah'ın rızasını gözeterek verdiği zaman o ibadetten dolayı ve riyasız bir şekilde yaptığı zaman mükafatlandırılacağını ifade etmektedir. Zekatı, sadakayı, hayrını Allah rızası için ve riya olmaksızın verdiğinde Cenab-ı Allah'ın mükafatına nail olacağını ifade etmektedir. Yine zekat ibadetini bizlere Hazreti Peygamber hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmakta. Zekat sırtımızdan atılması bir borç, bir yük gibi gözükmemeli. Bilakis zekat gönülden isteyerek verilmeli buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine muhtaç insanlara yapılan yardımların Allah tarafından kabul edilip mükafatının da sürekli artacağını Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere çeşitli hadis-i şeriflerinde müjdeler vermiştir. Tevbe suresinin 103. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresinin 103. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min envalihim sadakaten. Ey peygamber, onların malından zekatı, sadakasını
Onlar mallarından versinler. Onların mallarından zekatı, sadakayı al ki tutahhiruhum ve tuzekkihim. Onları temizlesin, onları tertemiz eylesin. Ve salli aleyhim, ey peygamber. O zekatlarını veren, sadakalarını veren sahabilerin için, insanlar için ve salli aleyhim, onlar için dua et. İnne salateke sekenun lehum. Çünkü senin yapacağın bir dua onlara bir huzur kaynağı olur. Onlara bir mutluluk kaynağı olur. Çok müthiş bir ifadedir. Cenab-ı Allah hepimizi bu ayetin kapsamına girenlerden eylesin. Yüce Rabbim sahabe-i kirama olan hitaptaki o duayı, Allah Resulü'nün duasını bizlerin de üzerinde eylesin inşallah. Bakınız, huz min envalihim sadakaten, ey peygamber, onların mallarından sadakayı, zekatı al, tutahhiruhum ve tuzekkihim, onları temizlesin, onları arındırsın. Sonra ne yap? Ey peygamber, ve salli aleyhim, ey peygamber, o müminlere dua et. İnne salateke, çünkü senin duan sekenun lehum, onlar için bir mutluluk kaynağıdır. Yüce Rabbim Hazreti Peygamber'in duasını, müjdesini bizleri de dahil eylesin inşallah. Kıymetli büyüklerim, yine Kur'an-ı Kerim'de geçen Haşr suresinin 9. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Böyle maddi yönden olan desteklerimiz, hayırlarımız, zekat verme konusunda وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim nefsinin cimriliğinden, kim bencillikten kendini korursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir buyurmakta. Sadakası verilen bir mal, zekatı verilen bir mal, hayrı yapılan bir mal içinde Allah Resulü hadislerinde şöyle buyurur. Ni'mel malu salihu lil mer'i salih. Salih bir insan için tertemiz bir mal ne güzeldir. Salih bir insan için, Allah'ın rızasını gözeten bir insan için salih, tertemiz bir mal ne güzeldir buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bakara suresinin 68. ayetinde Yüce Rabbimiz bizleri şöyle uyarmaktadır. Şeytanın zekatımızı vereceğiz diye, sadaka vereceğiz diye, şeytanın bizim fakirlikle vesvesesine karşı uyanık olmamızı Cenab-ı Allah bizleri istemekte ve bizleri uyarmaktadır. Ve yine zekatların gereğince verilmesi, sadece Allah rızası için verilmesi, bu durumda da malların kat kat artırılacağını ifade etmekte. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de geçen Bakara suresinin 276. ayetinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah tefecilikle elde edilen kazancın bereketini götürür. Hatta sermayesini bile yok eder. Ve yurbis sadakat. Sadakası verilen malı ile artırır, sadakası verilen malı ile bereketli kılar buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurur, üç şey vardır ki onları yapan kimse imanın tadını almış olur. Üç şey vardır ki onları yapan kimse imanın tadını almış olur. Allah'tan başka ilah olmadığına inanarak bir olan Allah'a kulluk etmek, malının zekatını gönül rızasıyla içine sinerek ve her sene düzenli vermek, zekat olarak yaşlı, uyuz, hasta, çelimsiz ve sütü az olan hayvanı vermeyip mallarınızın orta hallisinden vermek, bu yönleriyle kıymetli büyüklerim, Hazreti Peygamber bunları yapanların imanın tadına vardıklarını bizlere ulaştırmakta. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurur.
Fe iyyakum, sizler için gereklidir. Ve keraime envalihim, zenginlerinizin mallarının en iyisini istemeyin. Peygamber Efendimiz onu da öyle diyor. Zekat verildiği zaman ya da bir hayır verildiği zaman zenginlerin mallarının en iyisi değil. Orta hallisi. Hazreti Peygamber'in ifadesi. Ama bununla da beraber şayet zekatı bile bile vermemek, Allah'ın kendine lütfetmiş olduğu güzellikleri bile bile vermemekle alakalı şöyle bir ifade var. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Mazlumun bedduasından da sakının. Zulme uğramış, haksızlığa uğramış bir insanın bedduasından da sakının. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ Çünkü onun Allah ve kendisi arasında hiçbir perde olmayacağını, mazlumun hakkına da girilmemesi gerektiğini Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizlere ifade etmekte. Aziz müminler, zaman zaman İslam'ın bizlere emrettiği bu güzel ibadetler karşısında Allah Resulü suistimallerin de önüne geçmek ister. Bir hadisinde şöyle buyurur: La tahillu sadakatu li ganiyyin. Sadaka almak zengine helal değildir. Ve la lizi mirretin seviyyin. Gücü yerinde olan, sağlıklı olan kimseye helal değildir. Hani bir insan burada Allah Resulü'nün ifadesinin amacı da şudur: toplumda yaşanabilecek suistimalleri önlemek. Mesela bir kişi zekat vermek istiyor. Karşı taraf kendini mağdur gösterirse, fakir olmadığı halde kendini fakir gösterirse, aslında zengin biri, zengin olduğu halde o zekata meyletmek isterse, kendi imkanı varken, zenginken başka birinin zekatına, malına talepte bulunursa, Allah Resulü helal olmadığını, toplumda yaşanabilecek suistimallerin de bu şekilde önüne geçmek istemekte, bizlere böyle tavsiyelerde vermekte kıymetli cemaatimiz. Yüce Rabbimiz Hazreti Peygamber şöyle buyurur: Allah Teala'nın emirlerini Yemen'e vali olarak gönderdiği valisine şöyle söyler Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anha: Allah'ın zenginlerden alınıp fakirlerine verilmek üzere mallarına zekatı farz kıldığını onlara bildir ifadesini bizlere ulaştırmakta. Kıymetli büyüklerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam toplumu dinamik, toplumu birbirleri arasında sevgi bağı kuvvetli olsun diye zekatları, sadakaları ifade ederken Allah Resulü akrabalar arasındaki sevgi, saygı ve muhabbeti de oluşturmak için şöyle bir ifade var, önemlidir bizler için. Allah Resulü şöyle buyurdu: İnne sadakate alel miskini sadakatun. Sadaka, yoksula verilen sadaka bir sadakadır. Sevabı birdir. Ve ale zir rahimi isnani. Fakat fakir olan akrabaya verilen sadaka o zaman iki sadakadır. Bir, sadakanı verdin, zekatını verdin, onun sevabına ulaştın, bir sevap. Bir de fakir olan akrabanı gözettin, bir de ondan bir sevap. Aziz müminler, Allah Resulü'nün tavsiyesi, zekat verecek, hayır yapacak kişinin akrabaları arasında da bu faaliyetleri gerçekleştirmesi. Çünkü akrabalar arasındaki gönlü, akrabalar arasındaki sevgi bağını oluşturur. Bu vesileyle çevremizde öğrencilerimiz olur, akrabalarımız olur. Belki akrabalarımız mesela bizim akrabalarımız diyelim çok zengin olmayabilirler. Bizim durumumuz iyidir ama çocukları öğrenci okutuyordur. Öğrenci okuttuğu zaman ne yapabiliriz? Katkıda bulunabiliriz. Kendi akrabamızın öğrencisine, hastasına bir ihtiyacı olur, bir ihtiyacına. Allah Resulü öyle buyuruyor. Hani akrabaya verilen sevap, akrabaya verilen zekat, sadaka, yardım, destek iki yönlü sevap ulaştırır. Onun için akrabalar arasında böyle bir bağı tesis edelim kıymetli büyüklerim. Yine
zekat, sadaka konusunda yaşanabilecek suistimallerin önlenebilmesi için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere şöyle ifade bulunmakta. Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar. Önemli bir husustur. Bugün yaşadığımız ortamda, yaşadığımız çağda insanlar bu hayırların asıl sahiplerine ulaşması için gayret göstermek lazım. Şayet bir insan zenginse, ihtiyacı yoksa, karşıya kendini fakir gösteriyorsa ya da ihtiyaç sahibi gösteriyorsa, insanların iyi niyetini suistimal etmek istiyorsa, kendisi ne yazık ki Allah Resulü'nün bizlere bu uyarılarıyla karşı karşıya kalır. Kim ki muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse aldığı şey kendisine baş ve karın ağrısı olur ya da farklı sorunlara sebebiyet verir. Allah Resulü bizlere öyle bildirmekte. Zekat Allah rızası için verilmeli buyuruyor Efendimiz. Gönül rahatlığıyla verilmeli buyuruyor. Zekat yapılan, zekatın ibadet olduğunu, zekat almanın önemi kadar zekat verilmesinin de önemini, bu nedenle zekat veren kişinin zekatını verdikten sonra Allah'a şöyle dua etmesini istemekte. Allah'ım, verdiğim zekatı karlı kıl. Zoraki verilen bir şey yapma. Hani zekat verecek kişi, Allah'ım verdiğim zekatımı karlı kıl. Zoraki verilen bir şey kılma. Canı gönülden verdim. Ey Rabbim sen de benden kabul et. Allah Resulü bizlere ulaştırıyor. Ve yine bunun karşılığında çok müthiş bir ifade daha var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biri zekat getirir Peygamber Efendimiz'e, fakirlere ulaştırılmak için. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o mübarek cümleler ağzından dökülür. Allah'ım Ebu Ebvan'ın ailesine rahmet et. Yani yaptığımız zekatın, verdiğimiz sadakanın bir de arka planında böyle bir rolü var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Zekat verdiğin zaman dua et. Ey Rabbim verdiğim bu zekatı karlı kıl. Ya da zekat alan biri, birine zekat verildi diyelim. O zekat alan, muhtaç olan kimse şöyle diyebilir. Allah'ım bu kardeşimin evine hayır bereket ver. Bu kardeşime iyilik, güzellik ver. O duaya da ulaşması için Peygamber Efendimiz bizlere böyle dualarda, ifadelerde bulunmakta. Aziz müminler, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Şimdiye kadar zekatla ilgili, zekatın verilmesi gerektiği, zekatın verildiği zaman konulardan bahsettik. Sahabe-i kiram merak ediyor. Belki sizin de zihninizden geçmiştir. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Sahabe-i kiram Allah Resulüne şöyle buyurur. Ya Resulallah der. Hani bizler içimizde sadaka veremeyecek kadar imkanı olmayanlar var. Durumu iyi olmayanlar var. Zengin olmayanlar var. Onlar nasıl yapacaklar bu işi? Onlar sadakayı nasıl verecekler? İşte kıymetli büyüklerim, Allah Resulü öyle bir ifadeler bizlere buyurur ki çok müthiştir. Evinde derdi olan bu ifadelerle kurtuluşa erebilir. Kendi gönlünde bir sorunu olan bu ifadelerle kurtuluşa erebilir. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Güzel bir söz söylemek sadakadır. Camiye gelmek için attığın adımlar sadakadır. Yolda biri var, yardıma ihtiyacı var. O yardıma ihtiyacı olan kişiye yardım etmen sadakadır. Hiçbir şey yapamadın mı? Kendini günahtan koruman da sadakadır. Çok müthiş ifadeler. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, Allah Resulü bizlere müjdesini böyle vermektedir. Kullu ma'rufin sadakatun.
her iyilik bir sadakadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurur, hani bir hurma dahi olsa, yarım bir hurma dahi olsa kendinizi koruyunuz, infak ediniz. Yarım bir hurma dahi olsa birine infak edin, kendini koruyun buyurur. Ardından yarım bir hurman dahi yoksa o zaman febi kelimetin tayyibetin, o zaman güzel bir söz söyle. Kıymetli cemaatimiz, bazen bizler öyle bir hırslara girdiğimiz, karşıya güzel bir söz söylemeyi bile unuttuğumuz oluyor. İşte bu Ramazan ayı, işte bu bulunduğumuz mevsim bizler için en iyiye ulaşmayı bizlere kolaylaştırmakta aziz müminler. Kullu ma'rufin sadakatun. Her iyilik bir sadakadır. Yarım hurma dahi olsa cehennem azabından korunun. Bunu bile yapamazsanız febi kelimetin tayyibetin, güzel bir söz söyleyin. Allah Resulü bizlere yine şöyle buyurur. Bir müjdedir bu. Nefakatur raculi ala ehlihi sadakatun. Bir insanın ailesine yaptığı tüm harcamaları da sadaka hükmündedir. Bir insanın çoluk çocuğuna, kendisine yaptığı harcamalar ya da helal yoldan kazanmak için uğraştığı tüm konular da sadakadır kıymetli müminler. Aziz cemaatimiz, Ramazan ayında Ramazan iklimiyle beraberiz ve Ramazan'ın sonuna doğru geldik. Oruçlar tuttuk. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Teravihlerimizi, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Orucun birçok hikmetleri bulunmakta. O hikmetlerden birisi de şudur. Nefsimizi keyfe ma yaşa davranışlardan korumaktadır. Yani bizler oruçlu olduğumuz zaman nefsimizin her dediğini yapmayız. Belirli bir nefsimize düzen intizam veririz ve oruç bizi aslında kötülüklerden korur. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımız zaman suç oranlarının en aza indiği ay Ramazan-ı Şerif'tir kıymetli büyüklerim. Çünkü Ramazan, oruç o manevi havasıyla bizleri korumaktadır. Ailelerde karşılaştığımız ya da sosyal yaşamda karşılaştığımız bağımlılıkla mücadele konusunda da bizleri başarılı kılacak olan orucun bizlere birçok faydası vardır. Oruç, ibadet yapmak, Allah'ın ibadetlerine yönelmek bizleri bağımlılıkla mücadele alanında da başarılı edebilecek en önemli esastır. Kıymetli büyüklerim, orucun farz olmasının şartı şunlardır. Akıllı olacak, Müslüman olacak, baliğ olacak. Ama büyüklerimiz, bizim büyüklerimiz bizlere hep şöyle alıştırdılar. Çocuklarımız için küçük çocuklara tekne orucu diye bir oruç vardı. Tekne orucu diye. Ve büyüklerimiz de Allah Resulü'nün şu tavsiyesini öğrendi. Allah Resulü buyurdu ki çocuklarınızı 6 ile 10 yaş arasında ibadetlere teşvik edin ki o ibadetleri öğrensinler. Ve büyüklerimiz Allah Resulü'nün bu hadisinden ilham aldı. Ramazan'daki oruca küçük çocuklar için de tekne orucu dedi. Hatta bazı küçük çocuklar bunu tekne de diyemiyor, tekme orucu diyor. Tekne orucunun, tekne kelimesinin aslı tenkiyedir. Tenkiye kelimesinin aslı da kimlik kazandırmaktır. Kıymetli büyüklerim, bizler de bugün bağımlılıkla mücadele alanında çocuklarımızı, gençlerimizi, yuvalarımızı, sosyal hayatımızı bağımlılıktan kurtarmak için, davranışsal ve maddesel bağımlılıklardan kurtarmak için çocuklarımıza küçük yaştan itibaren kimlik kazandırmaya gayret edelim. Ara ara çocuklarımız oruçla, camiyle, cemaatle, teravihle, zaman zaman hafta sonları camilerde çocuklarımız böyle bir kimlik kazanımı olsun. Zaman zaman şöyle sorunlarla da karşılaşıyoruz. Ramazan günlerinde kahvelerin bazen gündüz kapandığı fakat iftardan sonra sahura kadar açık kaldığı zamanlarda bir
yanlış bir gelenek haline gelen tombala diye bazı uygulamalar var. Kıymetli büyüklerim, Yeşilay'ın bilimsel olarak verdiği ifadelerde de maddesel ve davranışsal bağımlılıklar arasında yer alan şans oyunları, yani kaybedenin olduğu bir oyun, kaybedenin olduğu şans oyunları, tombala gibi bunların türevleri hepsi kumar başlığı altında yer almıştır. Ve İslam dini de kumarın haram olduğunu bizlere açıkça ifade etmekte. Bu vesileyle değerli kardeşlerim, gündüzleri oruçken, Rabbimizin rızasına ulaşmışken, daha sonra böyle tombala gibi bize ismi basit gelen ama Allah'ın haram kıldığı, bugün bilimsel anlamda da kumar kapsamında olan yuvaların yıkılmasına sebebiyet veren uygulamalardan uzak duralım. Kıymetli cemaatimiz, önemli bir duyurumuzdu bu. Aziz müminler, Yüce Rabbim Ramazan'ın sonuna ulaşmayı bizlere nasip eyledi. Bayrama da sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaşmayı nasip eylesin. Yola çıkan kardeşlerimize, yolculuk yapanlara da salimen beldelerine, annelerine, babalarına, vatanlarına gitmeyi nasip eylesin. Aziz müminler, tabi burada uymamız gereken kurallar var. İslam da bu kuralları önemser. Çünkü İslam'ın en önemsediği esas insan hayatıdır. Ve biz de İslam'ın en önemli esası olan insan hayatını korumayı bu yolda yola çıkacaksak kıymetli cemaatimiz, uykusuzsak dinlenelim. Geç olsun, güç olmasın. Trafik kurallarına uyalım. Trafik kurallarına uyalım basit bir ifade gibi görünse de bir küçük kurala uymamız başka birinin hayatının devam etmesine vesile olur. Bizler trafikte kurallara uymak, aşırı hız yapmamak, uykusuz olmamak, gerekirse geç olsun ama güç olmasın. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize özel bir uyarıdır bu. Lütfen bizler bu aşamada trafikle ilgili gidiş gelişlerimizde en önemli hassasiyeti gösterelim değerli büyüklerim.